Herkese merhaba arkadaşlar, ben Pratika'dan videoma hoş geldiniz. Bilindiği üzere teknoloji günden güne gelişiyor ve en büyük gelişmelerden biri ise herkesin cebinde bulundurduğu bu akıllı telefonlar üzerine oluyor. Ancak bu akıllı telefonların da geliştirilemeyen birçok özelliği var. Bu özelliklerden en büyüğü ise pil veya batarya sorunu. Pil veya batarya sorunu yüzünden yaşlısından gencine kadar herkes şikayetçi. Gündelik hayatta pilin bitmesi gerçekten çok olumsuz bir durum. Ancak bunu azıcık da olsa düzeltmenin, pil düzeyini geliştirmenin birçok yöntemi var. Şimdi de çekeceğim videoda pil üzerine en çok yararlı olan şeyleri derledim. Şimdi sizleri bekletmeden isterseniz videomuza geçelim. Hepinize iyi seyirler. Numara 1. Bilindiği üzere orijinal şarj aletleri sizlere biraz pahalıya patlayabilir. Ancak çakma şarj aletleri her ne kadar daha ucuz olsa da telefonunuzun bataryasını bozabilir ve büyük şarj sorunlarına neden olabilir. Ve bu da şarjınızın erken bitmesine sebep olur. Numara 2. Eğer telefonunuz eski ise güncellemelere hayır deyin. Çünkü güncellemeler şarjınızın çabuk bitmesine neden olabilir. Büyük firmaların kullandığı eskitme teknolojisi hem eskisinden daha kötü bir şarj ömrüne hem de kötü bir telefona sahip olabilirsiniz. Çünkü güncellemeler şarjınızın çabuk bitmesine neden olabilir. Numara 3. Her ne kadar renkli veya hareketli arka planlar insanların gözlerini neşelendirse de şarjınızı çabuk bitirebilir. Ancak eğer siyah bir arka plan veya daha renksiz bir arka plan tercih ederseniz şarj süreniz artacak ve sizlere mutlu günler yaşatacaktır. Numara 4. Wi-Fi, Bluetooth, hücresel veri, NFC gibi şeylerin açık kalması şarjınızın çabuk bitmesine neden oluyor. Ancak bunları ihtiyacınız olmadığı sürece kapatırsanız daha uzun bir şarj ömrüne sahip olabilirsiniz. Numara 5. App Store'da veya Google Play Store'da binlerce şarj uygulaması var ve bu şarj uygulamaları sizin şarjınız için gerçekten gerekli. Bu uygulamalar hem şarjınızı düzenliyor, hem şarjınızı bitiren uygulamaları uyutuyor, hem de telefonunuzu onarıyor. Bu da size gün boyu uzun süre kullanılabilir bir şarj ömrü yaratıyor. Numara 6. Titreşimler her ne kadar gerekli olsa da titreşimi kapatmak size uzun bir şarj ömrü sağlar. Çünkü telefon her titreştiğinde şarjı bir tık azalır. Bu da demek oluyor ki titreşim küçük de olsa bir şarj kaybına sebep olabiliyor. Numara 7. İnsanların neredeyse %100'ü telefonunu geceden sabaha kadar şarj eder. Ancak bu telefonun bataryası için çok olumsuz bir uygulamadır. Çünkü gece boyu şarj edilen batarya ısınır ve bataryanın bozulmasına sebep olabilir. Bu da telefonunuzun bataryasının her geçen gün daha kötü çalışması demektir. Asıl yapılması gereken telefonunuzu yeteri kadar şarj etmektir. Evet millet, artık siz de telefonunuzla barışabilirsiniz ve şarj sorununu ortadan kaldırabilirsiniz. Videoda da bahsettiğim bu yapılması gereken şeyler sizler için gerçekten çok yararlı olacaktır. Bu videoluk da bu kadardı. Umarım bu video sizin işinize yaramıştır. Eğer yaradıysa like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın.